Asya'dan Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun kadim şehri Gaziantep. Onlarca medeniyetin ruh verdiği şehirde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpek Yolu Kalkınma Ajansı eliyle 55 milyon Türk lirası yatırımla 8 projeyi hayata geçirdi. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah. Bölgenin yeşil altını Antep fıstığı. Yeni yapılan Antep fıstığı lisanslı depoyla çiftçinin ürünü sigortalı olacak. Fıstıklar fiziki dolaşım yerine elektronik ürün senedi aracılığıyla alınıp satılabilecek. Artık çiftçi ürününü satmak için komisyoncuları dolaşmak zorunda kalmayacak. Uçsuz bucaksız bereketli toprakların daha verimli işlenmesi için tarım okulu ve tarımsal ürün işleme merkezi kuruldu. Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kadına değer, topluma değer sloganıyla kurulan merkezde yüzlerce kadın modern tarım tekniklerini öğrendi. Ezogelinler kurdukları kooperatifle ürettiklerini dünyaya pazarlıyor. Ülke ekonomisinin lokomotifi kadınlar, imalat sanayinde daha fazla yer alsın diye Kadın Girişimci Destek Merkezi kuruldu. Kadınlar danışmanlık, satış pazarlama ve girişimcilik eğitimi alıyor. İş hayatına katılım süreçlerinde destekleniyor. Daha şimdiden onlarca kadın Kagiden merkezinde kendi işini kurdu, üretip yeni pazarlara ulaştı. Proje, bölge ve Türkiye'ye rol model olma yolunda hızla ilerliyor. Kökleri Yemeniciliğe uzanan ayakkabıcılık. Gaziantep Üniversitesi'nde Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı test laboratuvarı kuruldu. Sayıları 1200'ü geçen Gaziantepli ayakkabı imalatçısı, eskiden başka şehirlerde yaptırdığı fiziksel ve kimyasal testleri artık Antep'te yaptırabiliyor. Zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçiliyor. Fikri olan herkes için yeni bir garaj var. Fikrini ticarileştirmek isteyenler için Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi kuruldu. Merkez, Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması, teknoloji odaklı iş fikirlerinin geliştirilmesi ve girişimci sayısının artırılması için gerekli altyapı hizmetlerini veriyor. Makine ve ekipmanlardan öğrenciler, araştırma görevlileri, KOBİ'ler yararlanıyor. Merkezde şu ana kadar ülke ekonomisine katkı veren 18 Ar-Ge projesi ticarileşti. Sanayide değişen koşullara uyum için model fabrika kuruldu. Sanayici, fabrikasının daha verimli çalışması için yapılması gerekenleri model fabrikada uygulamalı olarak görebilecek. İşletmelerin dönüşümü için yalın üretim, dijitalleşme, ürün geliştirme, enerji verimliliği konularında destek hizmetleri verilecek. Ve Teknokent. 43 milyon metrekarelik Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde yeni binasıyla sanayicinin hizmetinde. Teknokent, 1500 üreticinin yer aldığı OSB'nin adeta can damarı oldu. Tarım, sanayi ve inovasyonun yanı sıra bölgenin kültürel mirasına da sahip çıkılıyor. Bu şehrin tarihi dokusu içinde önemli bir yeri olan Mecidiye Hanı'nın restorasyonu yapıldı. Han, sahaflar çarşısı, kitap okuma alanları ve el sanatları sergileme alanlarıyla cazibe merkezlerinden biri oldu. Gaziantep yatırım ve desteklerle yükseliyor. Şehrimizin kalkınma ivmesini daha da hızlandıracak projelere destek olmaya devam edeceğiz.